Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Şampiyonlar Ligi'nin final maçıyla karşınızdayız. Manchester City, Paris Saint-Germain karşılaşması olacaktı finalde ve kazanan Paris Saint-Germain oluyor. Paris Saint-Germain maçı kazandı. Finalde mutlak galibiyete ulaşan takım oldu şu an. İstatistikleri inceleyecek olursak. İlkay Gündoğan 1. dakikada Foden'ın asistiyle golü kaydediyor. Manchester City adına ve ardından 5 dakika sonra Lionel Messi cevabını veriyor Nuno Mendes'in asistiyle. Ve daha sonrasında maç uzatmalara gidiyor. Uzatmalarda 97. dakikada yine Lionel Messi hakeminin asistiyle golü atıyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nin belki kapak fotoğrafını görmüşsünüzdür bizim yaptığımızın. Tüm takımları sıraladıktan sonra bir de kapak fotoğrafı olarak Messi'yi koymuştuk. Gerçekten de Messi'nin oraya uyumu gerçekten güzel olmuş. Çünkü Messi son maçta her şeyi söyleyen isim olmuş. Ve iki golle Paris'e Şampiyonlar Ligi kupasını getirmiş. Tabii ki burada baktığımızda Manchester City daha fazla toplu oynamış. Ve kaleye daha fazla şut çekmiş ama hani belki burada şöyle bir şey olabilir çünkü denk takımlara 4-5-1 çıkınca, çok defansif çıkınca bazen pek işe yaramayabiliyor. Ama Manchester City belki 4-4-2-B gibi bir taktikte çıksaydı belki Paris Saint-Germain'in olduğu yerde kendisi olabilirdi. Yani belki 4-4-2-B, çünkü bu aralar 4-3-3'e çok etki eden bir taktik. Ben de denediğim için bunu rahatça söyleyebiliyorum. 4-4-2-B paslı veya kanatları kullan gibi bir taktik yapsaydı belki 4-3'e karşı yarardı. Ama sonucunda artık maç bitti. Her şey bitti. Şampiyonlar Ligi bitti. Paris Saint-Germain transfersiz Şampiyonlar Ligimizin şampiyonu oldu. Biz de bunu merakla bekleyeceğiz. Gerçekte bakalım hangi takım olacak. Ama bir önceki videolardan dediğim gibi, yani tahminimce Manchester City Paris karşılaşmasını final olacağını söylemiştim ve Paris'in bu turnuvayı kazanacağını da söylemiştim önceki videolarda. Ve tahminimiz tuttu. Tahminimizi tutturduk. Ve en değerli oyuncu ligin, yani Şampiyonlar Ligi'nin Foden seçilmiş. Ve gol kralı da Erling Haaland olmuş. En yüksek puanlarda da Kylian Mbappe yer alıyor. Yani Foden gerçekten harika bir oyuncu. Biz onu Trabzonspor kariyerinde de almıştık ve Süper Lig'de de en güçlü oyuncu olmuştu. Yani en değerli oyuncu olmuştu. Ortalama olarak Foden 10 maçta 6 gol 6 asistle bence iyi bir performans sergilemiş. Bizden de burada Inter'de Lukaku var. Lukaku da hiçbir maçta boş geçmedi. 5 maçta 5 gol 1 asist. Ama maalesef gruplardan çıkamadık. Gruplardan çıksaydık Lukaku da iyi yerlere bizi taşıyacak diye düşünüyorum. Yani artık şampiyon olan takım belli oldu. Yani Paris bu zamana kadar belki çok zorluk çekmedi kadrosundan dolayı ama buralara kadar takımı getirmek bile başarıdır. Yani ben bunu başarı hikayesi olarak kabul ediyorum. Ve şimdi Paris Saint-Germain'in şampiyonluk hikayesine döneceğiz. Paris nasıl başladı, nasıl bitirdi, bunlara bakacağız. Juventus'un başında Arda Hoca vardı. İlk maç 3 ve sezon öncesi vardı tabii ki, biliyorsunuz. 3 gün öncesinden tüm hazırlıklar yapılmıştı ve artık maçlar oynanacaktı. Juventus da iddialı bir takımdı ama burada Paris Saint-Germain kendi evinde Juventus'u 2-1 mağlup etti. Daha sonrasında maç sahibi Haifa'yı, kıl payı yenerek, yani zar zor 1-0'lık skorla yenerek mağlup etti. Hiç kimse belki de bir sonraki maçları kazanacağını belki de düşünmüyordu. O Benfica ile berabere kaldı. Paris Benfica ile berabere kaldı. Ardından kendi evinde Benfica'yı 2-0 mağlup etti. Ve zaten 3, 6, 9, 10 puana ulaştığında da yani hemen hemen gruptan çıkmayı garantilemişti. Ve maç sahibi Haifa'ya da kendi evinde ağır bir skorla, yani 5-0'lık net bir skorla yendi ki maç sahibi Haifa'nın da menajeri yoktu. Ama Benfica'nın tabii ki serbest radikaller ve menajeri vardı.
Ve Juventus 6. haftada kötü bir mağlubiyet aldı. Ve kazanan taraf yine Paris Saint-Germain oldu. Deplasmanda, evet deplasmanda Juventus'a karşı çok önemli bir galibiyet aldı Paris Saint-Germain. Daha sonrasında son 16 turunda çok güçlü bir rakiple eşleşti ki ligimizi kuran bir menajer ve ayrıyetten de liglerimizde şampiyonluk yaşamış bir menajere karşı ilk maçı deplasmanda 1-0 kazandı ve kendi evinde de rövanş karşılaşmasını 2-0'lık skorla kazandı ki bu gerçekten sürpriz bir skordu. Ben böyle bir skor olacağını beklemiyordum ama Paris sandığımızdan da iyi çıktı. Yani çünkü hiç kimse bilemezdi yani. Biz tabii burada yeni gelen menajerleri kontrol ediyoruz ama bazı menajerler var ki kapalı kutu gibi. Ama biz de şunu söylüyorum. Biz böyle sürprizlerin hastasıyız. Uzun zamandan beri böyle bir sürpriz yaşamamıştık. Çünkü elimizde hep aynı şampiyonlukları yaşayan menajerler veya şampiyonluğa oynayacağını bildiğimiz menajerler vardı hep. Ama bugün farklı bir menajer şampiyon oldu. Ve ardından çeyrek final karşılaşmalarına geçelim. İlk maç Bayern Münih aslında Paris deplasmandan istediğini aldı. Çünkü 1-1'lik skor onları kendi evinde galibiyete doğru sürükleyecekti. Ardından Bayern Münih'e karşı kendi evinde formsuz olan Bayern Münih. Tabi oyuncular artık çeyrek finale geldiğinde o form ayarlarını da yapmak lazım. Ve Bayern Münih 4-1'lik skorla, çok net bir skorla Bayern Münih kendi evinde devirmeyi başardı. Ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Tottenham'la eşleşti Paris Saint-Germain takımı. Deplasmanda 1-0'lık galibiyet aldı. Daha sonrasında yarı final rövanş karşılaşmasında Tottenham'ı kendi evinde 2-0 mağlup etti. Ve Manchester City'yi de finalde 2-1 mağlup etti. Şöyle bir hızlıca bakacak olursak bu zamana kadar kaç gol atıp kaç gol yemiş Paris Saint-Germain. İlk başta hemen grup maçlarını hesaplamaya gerek yok. Buradan bakalım. Paris Saint-Germain 15 gol atıp gruplarda 2 gol yemiş. Ve hemen son 16 turundaki şeylere bakıyoruz. Son 16 turu, yani son 16, çeyrek final, yarı final hepsi içerisinde tabii ki. Hemen Paris Saint-Germain son 16 turunda hiç gol yememiş. Daha sonrasında Bayern Münih'ten 2 gol yemiş. Tottenham'dan da hiç gol yememiş. Manchester City'den de 1 gol yemiş. Yani öyle bir istatistik ki sadece 5 gol yemiş. Sadece 5 gol. Grup maçlarında 2 gol yemiş. Biri Juventus'tan, biri Benfica'dan. Daha sonrasında son 16 turunda gol yemeyerek geçmiş. Çeyrek finalde de 2 gol yemiş. Daha sonrasında Tottenham'dan hiç gol yememiş. Ve son olarak Manchester City'den gol yemiş. 5 gol yemiş ve kaç gol atmış? 16, 15 golü zaten gruplarda atmıştı. 15 gol gruplarda atılmıştı. 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tekrar hesaplayalım. Manchester City 2, Tottenham 2, 4, Tottenham 5, 9, Bayern Münih 10, 12, 13. 13 gol de buradan var. 25, 26, 27, 28. 28 gol atıp 5 gol yiyen bir Paris Saint-Germain ve gerçekten büyük bir başarı. 28 gol atıp 5 gol yemek gerçekten çok büyük bir başarıdır diye düşünüyorum. Evet, kısaca Şampiyonlar Ligi bitti. Şimdi ne olacak diye soranlar olursa, biz Çarşamba günü ligi kurmayı planlıyoruz. Çarşamba 22.00'da inşallah. Niye gece diye sorarsanız, gündüz video çekiyorum. Geceliğin video çekme imkanı olmuyor. Maçlar gece oynansa da olmuyor. Çünkü o sırada
Evde olmuyorum. Bu yüzden hani maçlar mesela gündüz oynasa, 5'te falan oynansa, ben 3'te videoyu yüklesem 2 saat sonra zaten yine maçlar oynanacak. Bir zevki, bir anlamı kalmayacak bu sefer. O yüzden hani 22.00'da kurup geç saatlerde oynanması bizim için daha iyi. Zaten Şampiyonlar Ligi'nin de maçlarının geç saatte oynanması daha iyi. Avrupa Ligi için de öyle olacak. Avrupa Ligi'ne ilgili bir tane hesap önermiştim short videosundan. O videoyu sileceğim. Çünkü o hesaptan kurulmayacak lig. Emre Mor 1 kendi as hesabından kuracak ligi. Bu yüzden tekrardan bir duyuru geçeceğiz bugün inşallah. Allah'ın izniyle. Avrupa Ligi'ne katılım Şampiyonlar Ligi gibi çok olmadı. Yani biz birkaç menajeri de yazdık. Katılan menajerler bazıları katılmayacağını söyledi. Ama yani yine 20 küsür kişiyiz. Yani 25'i bulur muyuz, ama şu an 22 sanırım. Benim hesapladığıma göre 22 kişi falan olması lazım. Tabii ki sizlerden de ricam, hani lig boş kalmaması için sizler de arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz. OSM oynayan arkadaşlarınıza. Onlar da kura çekimine katılabilir. Biz de birkaç menajere yazacağız. Yani amacımız tabii ki biz ligi tabii ki doldurabiliriz de. Yani biz kura çekimiyle ligi tam doldurmak istiyoruz. Yani bize kalsa hani 32 tane takım. Dolar mı? Dolar. Yani sen herkes sal. Herkes yani bize normalde mesela lig kurduğumuzda, moderatör olduğumuzda sadece YouTube'daki insanlar istek atmıyor. Başka önüne gelen mesela o lig önüne düşüyor ve bize istek atıyor. Bizim ligimize istek atıyor. Biz öyle kişileri de gördük liglerimizde. Yani bu yüzden her halükarda biz doldurabiliriz, ama biz sadece kura çekimiyle bu işi yapmak istiyoruz. Çünkü kura çekimi biraz daha heyecanlı oluyor. Kura çekimi bence daha mantıklı, daha bize makul geliyor. Yani daha da yapacak, açıklayacak pek bir şeyimiz kalmadı. Ama şunu da söyleyelim. Manchester City'de yani bu zamana kadar, buraya kadar gelmiş, final görmüş bir takım olarak iyi performanslar sergiledi. Bunlar da gruptan lider olarak çıktı ve şu ana kadar gruplarda hiç puan kaybetmeyen menajerlerden birisi oldu. Bu bile büyük bir başarı. Çünkü bugüne bugün yani şampiyon bile Benfica ile mi kimle berabere kalmış, ama Paris Saint-Germain, pardon, ama pardon, Manchester City hiç boş geçmeyerek 18 puanla lider olarak gruptan çıkmış. Tabii onlar da son 16 turunda kimle eşleşmişler? Barcelona ile ilk maç Barcelona 2-1 kazanmış. İkinci maç Manchester City Barcelona'yı 4-0 ile yenmiş. Ardından Manchester City bizim yan hesabımızla karşılaştı ve bizi 1-0 yendi. Kendi evinde, daha sonrasında evimizde de 2-1 yendi. Ve yarı finale çıktı. Yarı finalde de Leipzig onu 2-1 yendi. Ve rövanşta da 5-0'lık bir skorla yendi. Buradaki skorlar çok benzer, şimdi kafama takıldı. Barcelona ve Manchester City yine aynı skor. 2-1'lik bir mağlubiyet. Ardından Manchester City Barcelona'yı çok farklı bir skorla yenip 4-0'lık skorla turu geçmiş. Ve burada da aynı bir şey, aynısı olmuş. Leipzig kendi evinde Manchester City'yi 2-1 yenmiş. Ve Manchester City de evinde 5-0 yenmiş. Yani Manchester City kendi evinde gerçekten affetmiyor rakiplerini. Sağlam bir atmosfer üretmiş kendi evinde. Bu arada internetlik bir sıkıntı var. Bilmiyorum, bu dün videoda da oldu. Anlamadım. OSM'de bir değişik problemler olabiliyor, ama internetten kaynaklı mı bilmiyorum. Neyse, videomuzun zaten sonuna gelmiştik. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni ligimiz Çarşamba günü kurulacak. Çarşamba günü kurulacağı saat 22.00. Bunu tekrardan duyurmak istiyorum. Bunu ayrıyetten short videosunda da açıklarız.